Arkadaşlar selam. A'dan Z'ye üreticiler için Amerika pazarına açılış video serimizin 5.'siyle beraberiz. Bayağı uzun zaman oldu. Bugün listemizi oluştururken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl liste oluşturmalıyız? Bunlara değineceğiz. Yalnızca şu var ki biz size form doldurmayı göstermeyeceğiz. Liste yani formu siz kendiniz dolduracaksınız o Amazon ekranındaki ürün açılışını. Biz sadece bunu nasıl yapmanız gerektiği, bunu yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Şimdi arkadaşlar konu şöyle başlıyor. Amazon hesabını açtık, şirketimizi kurduk, ürünlerimizi götürdük. Listelerimizi iyi bir hale getirmemiz lazım ki insanlar aradıklarında bizi rahatlıkla bulabilsinler. Görünürlüğü sağlayalım ve satışlarımızı gerçekleştirelim. Bunun için öncelikle yapmamız gereken şey şu. Marka kaydımızı Amazon'a brand registry işlemi yapabilmemiz için Amazon'a bir ürün tanımlamamız lazım. Fake bir ürün. Fotoğraflarını yükleyeceğiz. İşte ürünümüzün markasının göründüğü bir fotoğraf olacak. Bunu Amazon'un anlaşmalı olduğu avukata göndereceğiz ve onun üzerinden marka başvurumuzu yapacağız. Ve avukat bize bir hafta 10 gün içerisinde diyecek ki artık kullanabilirsin. Amazon'da gidip bu markayı kullanabileceğiz. Markamız tescil edilmedi. O süreç USPTO'da devam edecek. Biz Amazon'da brand registry yapıp işte A+ content oluşturabileceğiz. Listelerimize video koyabileceğiz. Bu şekilde de hem listemizin keyword kalitesini, görsel kalitesini arttıracağız. Diğer ürünlerimizi sergileyebileceğiz. Bu bize böyle bir avantaj sağlayacak. Şimdi bunu yapabilmek için bir, yapmamız gereken ilk iş arkadaşlar, ürünlerimiz hazır olduğunda GS1, GS1'den Türkiye'de de Google'da yazarsanız çıkacaktır. Barkod temin etmeniz lazım. Barkodlarımız unique bir değer oluyor ve bu sadece sizin tanımladığınız ürün için geçerli oluyor. Başkası bunu kullanabilir mi? Kullanabilir ama kaydı sizde olduğu için isterseniz o ürünün kullanım hakkını kapattırabilirsiniz. Şimdi GS1'ı Amazon tavsiye ediyor ve onlarla ortak çalışıyorlar. GS1'dan almanızı istiyorlar. Kesinlikle artık bu saatten sonra Speedy Barkod gibi kurumlardan veya ortalıkta dolaşan barkodlardan faydalanarak ürün açmaya kalkışmayın. GS1'a başvuruyorsunuz. Şirket olmanız lazım. GS1'dan kod alabilmeniz için yaklaşık 3-4 gün içerisinde GS1 size dönüş yapıyor ve barkodlarınızı kullanabiliyorsunuz. Kullanacağınız barkod sayısına göre de ücret tahsil ediyorlar sizden ve bu ücret her sene belli bir oranda tekrar ödeniyor. Onu da söyleyeyim. GS1'dan barkodumuzu aldık, marka başvurumuzu yaptık Amazon üzerinden. Şimdi gelelim listemizi optimize etmeye. Bizim daha önce yaptığımız bir çalışma vardı. Onu baz alarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi havludan başladık, havludan devam ediyoruz. Yani havlu için pazar analizi yaptık, havlu için yatırım planı yaptık, havlu için işte marka başvurusu yaptık. Şimdi burada ilk yapacağımız iş, notlarıma bakıyorum arkadaşlar, oraya baktığım için yanlış anlamayın. Rakip liste analizi. Şimdi şuradan açıyorum ekranımdan. Listing çalışması diye bir Excel dosyamız var. Bunu açalım. Evet. Şimdi ilk önce gidiyoruz. Bizim satacağımız ürün kategorisinde en iyi satış yapan bazı firmaların, burada biz kaç tane almışız? 12 tane firmanın, 12 tane ürününün listesini inceleyeceğiz. Asinleri burada. Bunları ince. Yalnız bu rapor daha önce yapılmıştı. Şimdi bazı arkadaşlar gidip bakacaklar, diyecekler ki değişiklik var. Öyle değil. Bunlar daha önce yapıldı. Yani yaklaşık bir yıl önce yapıldı. O yüzden değişiklik olması mümkün. Ama konumuz o değil. Konumuz burada ne gibi çıkarsamalarda bulunacağız. Şimdi arkadaşlar title'ımızı oluşturmak istiyorsak gidiyoruz. Bu rakiplerimizin, iyi satan rakiplerimizin title'larını alıyoruz. Bunların uzunluklarına ve içerisinde değindikleri konulara bakıyoruz. Şimdi baktığımızda %92'si markasını belirtmiş. İşte şurada Cotton Paradise belirtmemiş ama diğerlerinin hemen hemen hepsi markasını belirtmiş. Malzemeye değinen olmuş, ürün içeriğine değinen olmuş. Bunları siz çıkarsama yapacaksınız, kategorize edeceksiniz. Bir başlıkta insanlar nelere değinmişler, firmalar. Listelerde neler, başlıklarında, title'larında nelere değinmişler, bunlara bakacaksınız. Gördüğünüz gibi GSM'den sadece bir kişi, %8'i değinmiş. Bizim amacımız şu, tabii gene bir akıl süzgecinden geçirerek bunların hangilerini kullanmalıyız, bunlara bakacağız. Şöyle bakıyorsunuz işte hepsi değişik değişik yüzdelerde ama ben isterim ki mesela hepsinde bir fayda olabileceğini düşünüyorum. Ve bunların hepsini title'ımda başlığımda geçirmek isterim. Aynı mantıkla yine bu listelerin bullet point'lerini inceliyorsunuz. Bullet point'lerinde insanlar nelere değinmişler? Yine onlar da burada. Yüzdelik dağılımları burada. Yine mümkün olduğunca burada da rakiplerimizin bullet point'lerinde kullandıkları keyword'leri, konuları kullanmaya çalışacağız.
Aynı şekilde description'da yapacağız. Yani mantığı anladınız arkadaşlar. Gidiyoruz rakiplerimize, satan rakiplerimize, iyi satan rakiplerimize nelere değinmişler, neler yapmışlar bunlara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten description kısmı sadece iki firmada var. Diğerleri muhtemelen A+ content yapmış. Onlara bakacağız. A+ content'te de gene keza aynı şekilde. Aynı mantıkla anladığınız üzere nerede neye değinmeliyiz, neleri anlatmalıyız? Herkes gördüğünüz gibi %100'ü mesela A+ content'te malzemeye değinmiş. %90'ı yumuşaklığına vurgu yapmış. %90'ı emiciliğine vurgu yapmış. Ha, %20 kabarıklığa vurgu yapan bir iki kişi var, iki firma var. Biz de değinelim. Bunun hiçbir mahsuru yok. Ama mesela o zaman şu sadece buna değinmeyenlerin önüne geçmiş olacağız. Biz hepsinden faydalanmış olacağız. Bu bir yöntem. Çeşit çeşit yöntemler vardır. Şimdi bunları da yaptık. Keywordlerimizi. Tabii sadece bu değil arkadaşlar. Şimdi bu rakiplerimizin değindiği yerler. Şimdi bir de bunun keyword analizini yapıp keywordleri çıkarmamız lazım. İnsanlar ne yapıyorlar? İşte değişik programlar var. Jungle Scout, Helium 10, Seller Sprite. Buralardan keyword track'lar var. Oralardan buluyoruz keywordlerimizi. Onları da kullanmaya çalışıyoruz. Bu da yetmez. Gideceksiniz Google'a ürününüz towel set mi? Towel set yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Google neyle tamamlıyor? Sonra gideceksiniz mesela Walmart'ın satış ekranına. Orada towel set yazacaksınız. Boşluk bırakacaksınız. Neyle tamamlıyor? Başında A yazacaksınız. Boşluk bırakıp towel set yazacaksınız. A'yı neyle tamamlıyor? Böyle teknikler geliştirerek bulabildiğiniz kadar keyword'ü bulmaya çalışmanız lazım. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Keyword'leri buldunuz, analiz ettiniz. En çok nerelerde ne kullanılıyor? Tamam. Bunları title'da geçirirken akıcı bir dille, mantıklı bir cümle içerisinde kullanmanız sizin lehinize olacaktır. Ama şu var işte bir tane ürününüz var ise listenizde, varyasyonlu bir ürün değilse çok sınırlı bir kelime kullanabileceksiniz. O yüzden varyasyonlu liste yapmanızı hepinize tavsiye ederim. Yani renk varyasyonu, ölçü varyasyonu, adet varyasyonu bunlara değindiğiniz takdirde hem ürün sayısı çoğalacaktır. Ürün sayısı çoğaldıkça da kullanabileceğiniz title, kullanabileceğiniz bullet point, description, A+ content sayısı çoğalacaktır. Bu sayede de sizin bulabildiğiniz keywordlerin hepsini kullanma şansınız olacak. Bu sizin bulunabilirliğinizi arttıracaktır. Sırada fotoğraf analizi var. Fotoğraflarımıza da aynı şekilde rakiplerimizin önüne geçebilmek istiyorsak gideceğiz. Rakiplerimizin fotoğraflarını inceleyeceğiz. Kendi yorumumuzu katacağız. Ve onlardan daha iyi bir listingde fotoğraf kullanacağız. A+'da keza aynı şekilde. Bunları da yine gidip rakiplerimizi inceleyerek bulabiliriz. Gördüğünüz gibi fotoğraf analizi yaptığımızda 12 ürünün 12'si de katlı bir görünümde fotoğraf koymuş, yakın çekim koymuş. Ama mesela bir tanesi boyut bilgisine değinmiş. Bizde hepsi olacak. Yani şurada belirlediğimiz 9 kriterin 9'unu da fotoğraflarımızda. Aynı zamanda bunu da bir uzmandan, bir görsel beğenisi yüksek olan birinden destek alırsak çok güzel işler çıkacağına eminim. Video analizi. Arkadaşlar videolarımızı listelerimizde kullanabiliyoruz. Tabii brand registry yaptıktan sonra oluyor bu. A+ content'imize konulabiliyor mu? Yanlış hatırlamıyorsam konulmuyor ama store'umuza koyabiliyoruz. Aynı zamanda da videolu reklam çıkabiliyoruz. Bu reklamların bazı özellikleri var. Videonun boyutu, içeriğiyle ilgili. Onları da tespit edip videoda çektirmeniz gerekebilir. Yine rakiplerinize bakabilirsiniz. Biz baktığımız günde bu rakiplerimizden sadece iki tanesinde video varmış. İkisinin içeriğinde de şu konulara değinilmiş. İşte dokunma, farklı renkler, emicilik, marka etiketi falan filan. Bunları da arttırabildiğimiz kadar arttırıp rakipten daha fazla içerik oluşturmamız, rakibin eksi yönlerini değerlendirip onların üzerine çıkmamız, artı yönlerini değerlendirip onların üzerine çıkacak videolar, görseller oluşturmamız hepimizin lehine olacaktır. Listemizi oluştururken de bunlara dikkat ediyoruz. 6. videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.